Liderin barış ve refah için verdiği sözler boş çıktı. Ardında sadece bir yıkım bıraktı. Hitler'in SS kuvvetlerinin işlediği korkunç suçlar Alman ordusunun şerefini lekeliyor. Subaylar cephesinde Nazilerin işlediği suçlara karşı duyulan öfke yayılıyor. Sivillerin öldürülmesi, esirlere işkence yapılması ve aç bırakılmaları, toplu Yahudi infazları. Bir subay olarak görevim artık ülkemi değil, insanların hayatlarını kurtarmak. Hitler'e karşı duracak kadar cesur tek bir general bile bulamıyorum. Albay Steffenberg, general 4 saat sonra burada olacak. Teşekkür ederim. Geldiğinde onu görmem gerekiyor. Etrafım gerçeği göremeyen ya da görmek istemeyen insanlarla çevrili. Hitler sadece tüm dünyanın değil, aynı zamanda Almanya'nın da baş düşmanı. Bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Albay, sizi Mansur'u ilerleyip orayı tutmanızı emrediyorum. Yapacağımız şey budur. İngilizler güneyden ilerliyorlar. Patton sahile yaklaşıyor. İki gün önce buradan gitmeliydik. Hayır Albay. Zafer ulaşana kadar savaşmaya devam edeceğiz. Kuzey Afrika'yı kaybettik. Bir yıl sonra Berlin'i savunmak için bu adamlara ihtiyacınız var. Ya Almanya'ya hizmet edeceğiz ya da Führer'e. İkisi birden olur. Sizi buraya gönderen bu tür sözlerdi Albay. Söylediklerim çok daha kötüydü. Generalim. Sadece bu adamları buradan canlı çıkarmak istiyorum. Benden yapmamı istiyorsunuz? Karargâh suyumuzun azaldığını söyleriz. 21. Panzer Birliği'ne katılmak için mezunu hesaplarız. En azından o zaman bir şansımız olur. Peki kayıtlar yeterince suyumuzun olmadığını gösterecek mi? Bunu garanti ediyorum. Hallet o zaman. Emredersiniz.